Başkan selam, hoş geldin Cumhur Bey, nasılsın? Hoş bulduk Yusuf Bey. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun, biz de iyiyiz. Cumhur Bey 12 yıldır güneş enerji sistemleriyle birebir ilgileniyor. Kendisi hem sahada hem de projelendirme konusunda usta. Aynı zamanda da firmaları da 20 yıla yakın bir firma. Ankara'da da bir hayli yer yapmışlar. Hatta şehirler arası birçok şehirde de yaptıkları işler var. Motif proje. Evet, Motif Proje Planlama İnşaat Şirketi'nde 12 yıldır faal olarak çalışıyoruz. Evet. İşimiz güneş enerjisi, güneşten elektriğimizi üretmek, kendi enerjimizi üretmek, sürdürülebilir bir hale getirmek. Bu konuda Türkiye'nin birçok yerinde projelerimiz, uygulamalarımız, akülü, aküsüz, şebeke bağlantılı, on-grid, off-grid çalışmalarımız oldu. Kendi Evet. sistemlerimiz de var kurduğumuz. Bununla ilgili bilgileri sizinle paylaşabiliriz. Şimdi Cumhur Bey zaten aynı zamanda madenci, bizim de müşterimiz, abisiyle birlikte. Abisine de selam olsun. Bu konuyla ilgili bizim de bazı şeylerimiz oldu, müracaatlarımız oldu. Şu anda projelendirme aşamasında. Ama bir hayli de aslında uzun ve meşakkatli bir iş. Yani şey olarak, büyük KVA'larda Evet. yapılırsa eğer, değil mi? Bir Evet. 3 ayı falan buluyor herhalde. Şimdi şöyle Yusuf Bey, şebeke bağlantılı sistem yaptığımız zaman yani on-grid bir sistem yaptığımız zaman ilgili elektrik dağıtım şirketine resmi başvurularda bulunuyoruz. Bunun için tabi yasal izinlerin alınması, prosedürlerin işlemesi biliyorsunuz ülkemizde biraz yavaş işlediği için dolayısıyla bu bir zaman alıyor. Yani bugün başlamak istediğiniz bir işin aha bugün yapıyorum desen 3 ay sonra İnşaatına Yani başlarsın. bugün biz sizinle anlaştık, el sıkıştık, ödememizi yaptık. En az 3 ay. 3 ay sonra inşaat başlıyor. Aynen Peki öyle. inşaat süresi bu projelendirmeden sonra, hani bismillah dedin, işe başladın. Kaç gün sürüyor? Yani 10 kilovatlık bir sistem yaklaşık bir 3-5 gün içerisinde biter. 100 kilovatlık bir sistem de yaklaşık bir 20 gün içerisinde falan tamamlanır. Orada tek tek tabii ki şeyler değil mi? O Tabii. plakalar falan. Yani panellerin montaj edilmesi, kablolamasının yapılması, bağlantılarının yapılması, sonra pano işçiliğinin yapılması ve en sonunda tabii iş bittikten sonra ilgili elektrik dağıtım şirketinden ön kabulün yapılması ve TEDAŞ tarafından da geçici kabulünün yapılması işlemi olmak üzere toplamda bir ay falan sürüyor. Şimdi birkaç soru hazırladım ben. Geçen hafta da zaten bir YouTube videosu yayınlamıştım. Orada da arkadaşlardan sorular aldım. Kendi arkadaşlarımızdan da bir hayli müracaatlar oldu. Bu konuda merak ettiklerini, çoğu şeyi bize ilettiler. Şimdi mesela birinci soru, bu güneş enerji sistemi ne ya abi? Şimdi ben aptal bir insanım. Aptal bir insana anlatır gibi bunu A'dan Z'ye, belki video uzun olacak, belki bir saat burada seninle söyleşi yapacağız ama hani en azından herkes bir bilsin bakalım A'dan Z'ye. Şimdi güneş enerjisi dediğimiz aslında hani nasıl tarif edeyim? Gün ışığından aldığımız elektriği Evet. 220'ye çevirip kullanmamız kabaca Anladım. tabiriyle bu. Şimdi güneşten gelen ışıklar bizim güneş panellerimize çarpıyor. Onun Evet. içerisindeki protonları artı ve eksi yönlü hareket ettirip 12 volt elektrik üretiyoruz oradan. Oradan aldığımız 12 volt elektriği ise invertör, evirici dediğimiz cihazla evlerimizde kullandığımız 220 ve 380 volt elektriğe çevirip o şekilde kullanıyoruz. Yani bu güneş enerji paneli dediğimiz sistemin, güneş enerjisinin çalışması için güneşi bizzat görmesi randıman açısından mı iyi? Yoksa bir ışıkta, hafif bir ışıkta dahi güneş Gün doğarken mesela. ışığında şöyle söyleyeyim, gün ışığında çalışıyor. Güneş enerjisi denilmesinin mantığı şu. Güneşli bir havada ışınım oranı daha fazla olduğu için daha fazla elektrik üretiyorsunuz. Aslında bu işin şeyi fotoelektrondur. Yani foto İngilizceden bildiğimiz ışık, elektronda bildiğimiz elektrik Elektron. akımı. Anladım. Yani gün ışınımından elektrik akımı elde etme. Örnek veriyorum, ben 5 kW bir sistem kurduk bana. Şimdi sabah örnek veriyorum, güneş doğmaya yakınken, aslında güneş doğmamış olsa dahi hafiften bir kıpırdama başlıyor. Evet. Güneş tam tepedeyken de, yani o 90 derecede 90 derecelik açıda maksimum üretim maksimuma elde ulaşıyor. Doğru ediyorsunuz. mu? Aynen. O da şöyle. Şimdi sabah gün ışımaya başladığında invertörlerin
bir uyanma modu vardır. Evet. Yani atıyorum invertör 80 voltu gördüğü zaman üretmeye başlıyor, çalışmaya başlıyor. Evet. Bu da atıyorum Ankara'da sabah saat 6 gibi falan oluyor. Yani sabah saat 6'da başlıyor elektriğinizi üretmeye, gün içerisinde üretiyor, üretiyor. Gün batımı ne zaman tamamlandı, o zaman o anda bitiyor. Bitiyor. Peki bunda herhalde iki sistem mi var? Bir akülü sistem, bir de aküsüz sistem. Evet. Bir bunda şebeke bağlantılı sistem yapabiliyoruz. Bir de akülü sistem yapabiliyoruz. Anladığım kadarıyla akülü sistemin biraz maliyeti, yani normal şebeke bağlantının çarpı 2 gibi bir durum gibi oluşuyor. Biraz daha maliyetli. Şöyle, şimdi şebeke bağlantılı bir sistemde bileşenlerimiz panel, invertör, kablolama ve pano işçiliği. Akülü bir sistemde ise buna ilave olarak aküleri ilave ediyoruz. Şebeke elektriğinin olduğu yerde akülü bir sistem kullanmak artı bir maliyet olduğu için çok mantıklı ya da feasible değil. Anladım. Ama akülü sistemi ise hiç elektriğin olmadığı dağ evleri gibi, bahçe, hobi bahçeleri gibi yerlerde kullanmak daha mantıklı. Şimdi biz mining özelinde düşündüğümüz için, acaba mining için mesela sen miningçisin. Senin de bir miktar riglerin var. Bununla ilgili olarak hani kendine kuracağını düşünsen, yani 5 kW günlük bir saatlik bir tüketimin var. 5 tane rigin var, örnek verelim. Hepsi de 1 kW çekiyor. Sen kendine ne kurarsın? Akülü mü, şebeke bağlı? Ben kendime aküsüz sistem kurarım. Akü maliyetine katlanacağım rakama artı panel eklerim. Üste fazla gelen elektriğimi de şebekeye basar, karşılığında paramı alırım. Ha, bir de şebekeye basma olayı var. Aynen, şebekeye basma olayı var. O da şöyle, elektrik faturanızdaki sözleşme gücünüz kadar ilgili elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunabiliyorsunuz. Tamam. Örnek veriyorum, sizin sözleşme gücünüz 10 kW. Tamam. Benim iş tüketimim de atıyorum 5 kW. Tamam. Ben 10 kW'lık bir başvuru yaparım ilgili elektrik dağıtım şirketine. Hangi elektrik dağıtım şirketinden hizmet alıyorsanız, evet, Ankara için örnek veriyorum, Başkent EDAŞ, işte ne bileyim Antalya için Toroslar EDAŞ gibi. Tamam. İlgili elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunurum. Akü maliyetine vereceğim parayı panel maliyetine veririm. 5 kW üreteceğime 10 kW üretirim. Ürettiğim fazla 5 kW'ı şebekeye satarım. Ay sonunda da paramı alırım. Peki burada şebekeye satma derken, mesela ben örnek veriyorum 10 kW'lık o panellerden koydum çatıma. Bir de bu arada bir çatıya mesela kaç kW'lık panel koyabiliyorsunuz maksimum? O sizin evinize gelen elektrik faturasıyla, tükettiğiniz enerjiyle birebir ilişkili. Şöyle, kimine atıyorum günlük kullanımı 7 kW'tır. Kiminin günlük tüketimi 4 kW'tır. Kiminin de 10 kW'tır. Bu sizin tükettiğiniz elektrikle, evde kullandığınız elektrikli cihazlarla birebir doğru orantılı. Anladım. Şimdi ben mesela günlük 5 saatlik 5 kW tüketimim var. Çatıya da kurduk 10 kW'lık bir sistem. Mesela günün her saatinde ben şebekeden alacağım enerjimi, doğru mu? Ama ürettiğimi de direkt şebekeye satacağım. Yani orada bir satış işlemi var. 10 kW direkt satış şebekeye satılıyor. Kullandığım 4 kW veya 4,5 kW'yı da şebekeden kullanıyorum. Doğru mu söyledim? Sorunuzu şöyle cevaplayayım. Şimdi sizin 5 kW ihtiyacınız var. Tamam. 10 kW'lık bir sistem kurdunuz. Tamam. Şimdi sizin evinize kurduğumuzda çift yönlü bir sayaç takılıyor. Tamam. Ürettiğiniz elektriği sayıyor, tükettiğiniz elektriği sayıyor. Tamam. Siz 10 kW'lık sistemi çatınıza kurdunuz ve başladınız üretmeye. Tamam. Gün içerisinde 5 kW tüketiminiz var. Tamam. İlk önce invertör dediğimiz cihazlar sizin güneşten aldığınız elektriği kendi ihtiyacınızı karşılar. Önce benim ihtiyacım. Önce sizin ihtiyacınız. Tamam. Sonrasında fazlasını şebekeye basar. Peki bu şebekeye bastığı elektriği... Şebekeye bastığı elektriği sizin çift yönlü sayacınız sayar. Tamam. Kilowatt saat bazında. Peki kaç, ne kadar, kaç kuruş? Sizin şebekeye bastığınız elektriğin kilowatt saatini devlet sizden 35 kuruş alıyor. 0.35 kuruş. 0.35 kuruş alıyor. Ama bize çok pahalı satıyor. Ona yapacak bir şey yok. Bizim alışımız 2.06, bizim satışımız 0.35. 0.35. Aa. Ona yapacak bir şey yok. Devlet her türlü kazanmak zorunda. Devlet tabii her türlü kazanmak zorunda. Kasa her zaman kazanmalı. Aynen. Peki şimdi o zaman
benim kendi tüketimimi karşıladı. Şebekeye bastı fazlasını. Evet. Akşam 9 oldu. Benim tüketimim devam ediyor madenci olduğum için. Evet. Bu kez ne oluyor? Siz şebekeden geri elektrik alıyorsunuz. Ve çift yönlü sayaç bu kez tekrar tüketiminizi sayıyor. Tüketimi saymaya başlıyor. Tüketiminizi saydı. Örnek veriyorum, 5 kilovat fazlanızı şebekeye bastıydınız. Evet. Gece de atıyorum 4 kilovat tükettiniz. Farazi Tamam. bir rakam konuşuyorum. 1 kilovat içeride alacağınız var. Evet. Ay Anladım. sonunda ilgili elektrik dağıtım şirketinden fazla ürettiğiniz elektriğin kilovat saat bazında parasını tahsil edersiniz. Ama yine mantık olarak birazdan tabii maliyetleri de soracağım. 1 kWh kaç lira, 5 kWh kaç lira, bunun geri dönüş süresi ne, ROI süresi falan diye de. Mantık olarak o zaman devlet bize 35-70, 145 kat ucuz alıyor bizden Beş elektriği. kat ucuz Ya, alıyor. ya da 5 kat pahalıya satıyor bize. Aynen öyle. Çok saçma. Peki bununla mesela sattığımız zaman bir faturalandırma falan yapıyor muyuz? Faturalandırma yapıyorsunuz. Bir de Fatura o zaman kesiyorsunuz. oradan da gelir vergisi mi çıkacak? Oradan da KDV ödüyorsunuz. KDV ödeyeceğiz biliyorsun. Çok kötü ya. Yani ucuz o zaman. Ya şöyle, şimdi ne olursa olsun şartlar neyi gösterirse göstersin, güneş enerjisini yapmak şöyle mantıklı. Biz bugün 8 kilowatt saate kadar olan kısmın elektrik faturasını 1 lira 37 kuruştan falan ödüyoruz. Ama 8 kilowattın üzerine çıktığımız zaman Evet. katlamalı tarifeye girdiğimiz için onun da kilowatt saatini 2 lira 07 kuruş civarından falan ödüyoruz. Meskenler için konuşuyorum. Meskenler için Buradaki konuşuyorum. ama KDV indirimi yok değil mi? Yok. KDV indirimsiz haliyle 2.07 idi. KDV indirilmiş haliyle son rakamlarını bilmiyorum ama KDV indirilmeden önceki rakamlar buydu. Anladım. Daha zaten o uygulamaya geçmedi Şimdi zannedersin. diyelim ki bugün 2 liradan kullanıyoruz. Düz rakamlar Tamam. üzerinden konuşalım. Gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl yine %100, %50 zam yemeyeceğinizi garanti edebilir misiniz? İmkansız, bu ülkede imkansız. Gelecek sene belki 3 liraya kullanacaksın, belki 5 liraya kullanacaksın. Yani dünyadaki enerji maliyetleri yükseldiği için hani bu konuda kimse tahmin yapamaz zaten Bu şu an. durumda ne olacak? Senin bugün kurmuş olduğun güneş enerjisi sana gelecekte daha ucuza mal olmuş olacak. Anladım demek istediğini. Çünkü bu sözleşmeyi yaptığın zaman sen Aynen. 5 yıllık veya 10 O yıllık 10 tabii. yıllık devlet alım garantileri var. Anladım. Ama diyor ki 0.35 kuruştan mı alırım diyor, yoksa yükselirse yükseliyor mu? 0.35 kuruştan alırım diyor. Rakamlar daha düşer, artmaz. Artmaz mı? Yok, daha düşer, artmaz. Ama birim fiyatı artar. Birim fiyatı artar. Anladım. Bize sattığı birim fiyatı artar. Bizden aldığının birim fiyatı yükselmez. Ama sizle ilk konuştuğumuzda 3-4 ay önce mesela ortalama bir fiyat konuşmuştuk. O fiyatın herhalde elektrik birim fiyatı zamlandığı zaman güneş enerji sistemleri de zamlanıyor herhalde. Maalesef dolar bazlı aldığımız için ürünlerimizi, Tabii doların da etkisi var. yani doların etkisi çok büyük. Her şey dolara endeksli olduğu için bizde maalesef fiyatlarda dolarla aynı yönde yukarı aşağı yönlü hareket ediyor. Tabii mutlaka. Peki mesela akülü sistem dedik. Bir de şebeke bazlı sistem dedik. Yani şebekeden direkt alma sistemi. Şimdi akülü sistemi sen tavsiye etmiyorsun. Sen de bir madenci olarak hani onun yerine panel koyarım daha mantıklı Bu diyorsun. benim şahsi görüşüm. Hani şebeke bağlantısının olduğu bir yerde yasal izinleri alabiliyorsa, yani örnek veriyorum, ben apartmanda oturuyorum. Evet. Apartmandaki diğer komşularımdan imza aldım. Muvafakat. Muvafakatname aldım. Tamam, Evet. yapabilirsin dediler. O zaman ben çatıma panel koyarım. Akü Çatının. maliyetine girmem. Yani çatının güneşi tam böyle göreceği yere, değil mi? Optimum açıda gördüğü yere güneş paneli korum. Ha, örnek veriyorum, tam tersi bir durum. Apartmandaki komşularım izin vermedi. Aynen. Muvafakatname Olabilir. Müsaade müsaade etmeyebilir öyle. etmediler. O zaman akülü sistem kullanırım Peki akülü mecburen. sistem olunca gene çatıya panel koymuyor musun? Onda da şöyle durumlar olabiliyor. Yani muvafakata gerek yok mu o zaman? Yok, muvafakatnameye gene gerek var da şöyle örnek veriyorum, o zaman atıyorum apartmandaki çatıma koymam da Evet. atıyorum benim Batıkent'te bir arazim var ya da işte ne bileyim Çankırı'da bir arazim var. Şimdi Çankırı'nın, Ankara'nın elektrik dağıtım şirketi aynı şirket. Enerjisi. Enerjisa. Evet. Ben atıyorum Çankırı'da kendi evimin çatısına koydum. Müstakil evimin çatısına koydum. Evet. Orada üretip Ankara'da tüketebilirim.
Ha, bu önemli ama. Önemli ama orada da şöyle bir şey var. Orada da iletim dağıtım bedeli Hayda. ödüyoruz. Şimdi mesela Ankara'da tüketiyorsun, Çankırı'da Üretebiliyorum. üretebilirsin ama orada da iletim dağıtım bedeli Aynen. gibi onun miktarı belli mi? Onda da kilowatt saati 0,30 kuruş civarları falan olması Yani gerekiyor. 0,35'ten 0,30'a mı düşüyor? Bizim ödeyeceğimiz rakam 0,30 kuruş oluyor kilowatt saat başı. Ha, bizim devlete sattığımız 0,35 gene aynı. Aynı. Ama bizim Biz ilave dağıtım bedeli ödüyoruz. 2,06'dan 2 o. 0,30 kuruş civarı dağıtım bedeli ödüyoruz. Yani nereye koyacağız o rakamı? Bizim tükettiğimize mi koyacağız? Bizim ürettiğimize koyacağız. Ürettiğimizin içinden düşecek. E o zaman 5 kuruş kalır ki orada. Yani Ya 0,35 üretiyorduk. 0,5 ama üretiyoruz ki şöyle, o. burada da şöyle bir şey oluyor. Enerjide bağımsız oluyorsun. Şimdi Enerjide kurduğun bağımsız oluyor. sistem Evet. yaklaşık akülü bir sistem için konuşuyorum. 5-6 yıl sonra kendini ödemiş olacak. Akülü bir sistem kurdum. Kurdun. 5-6 yıl sonra şeyini tamamlamış oluyor. 1 kWh örnek veriyorum. 5-6 yıl sonra kendini ödemiş oluyor. 5 veya 6 sene içerisinde kendisini ROY ediyor. Yani amorti süresini Amorti etmiş tamamlamış oluyor. oluyor. 6. yılın sonunda kâr etmeye mi başlıyor? 6. yıl sonunda elektrik faturası ile ilgili bir derdin olmuyor. Peki bununla ilgili mesela kurduğunuz sistemlerde nasıl bir garanti süreci var? 2 yıl garantisi var. Akülerin. Akülerin yine yapılmış olan iş ve işçiliğin 2 yıl garantisi var. Panellerin ömrü ise zaten 30 yıl. Paneller 30 yıl. 30 yıl. Evet. Düzgün bir işçilikte her yıl %1 performans kaybederekten, performans kaybına uğrayaraktan 30 yıl boyunca paneller olduğu yerde çalışıyor. Herhangi bir bakım, işçilik ya da bir şey gerektirdiği olmuyor. Anladım. Peki şimdi mesela 2 yıl bence hem akü için hem de işçilik için kısa bir süre. Ben 5-6 yılda ROY edeceksem kendi mesela 6 yıllık garanti süreci istedim sizden. Öyle bir durum oluşuyor mu? Onda da şöyle bir şey oluyor. Örnek veriyorum, bir sözleşme yapılıyor. Diyoruz ki hani garanti süresinin uzatılması için biz geliyoruz belirli periyotlarla Evet. sistemi kontrol ediyoruz. O zaman işte garanti süreciniz sizin 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl gibi uzayabiliyor. Peki bunun için ücret Tabii belli bir mi? ücret oluyor. Anladım. Ya o da zaten hani evimize de çamaşır makinesi vesaire aldığımız zaman Aynı yani 2 yıl 2 yıl garanti garanti ama alıyorsun. Ne yapıyorsun? Biraz ekstra masraf ediyorsun ya da ekstra bir rakam ödüyorsun. Garanti sürecini 3 yıl, 4 yıl ya da 6 yıl gibi uzatabiliyorlar. peki buradaki miktar büyük mü? Yok, o kadar büyük bir rakam olmuyor. Yani herkesin makul bir fiyat diyorsun. Makul bir rakam oluyor. Anladım. Şimdi mesela şunun için konuşalım. Genelde herkesin minimum 1 kW tüketimi var saatte. Hani madenci olarak söylüyorum Minimum. ben. Evlerde vesaire insanlar ne kullanır beni ilgilendirmiyor. Ben madenci olarak zaten bunu da madenci programı olarak çektiğimiz için. Şimdi 1 kW sistem mesela kurduk, çatımıza kurduk. Bataryasız, aküsüz bir sistem. Mesela Evet. günde bana kaç kWh elektrik veriyor? Bunun bir hesaplaması var mı? Veyahut da ortalaması ne Ankara şekilde? için konuşuyorum. Tamam. Ankara için yaz aylarında ortalama 5-6 kilowatt saat, kış aylarında ise ortalama 2-3 kilowatt saat Bir günde. bir günde. Anladım. Yani bir günde kış aylarında 2-3 kilowatt saat, yaz parçalı aylarında bulutlar 5-6 var. kilowatt saat O da üretirsin. az bir rakam değil mi? Gerçi Ankara'da da güneş az değil mi yani? Ankara'da biliyorsunuz güneşlenme süresi biraz az oluyor. Evet. Mesela dışarıdaki mevsimdeki havaya baktığımızda güneşlenme Aynen. süremiz biraz daha az. Hafta sonu Mersin, Kıbrıs'taydım zaten. Şimdi biz bunu baz alırken yıllık ortalamada baz alıyoruz. Yani 12 aylık bir periyotta güneşin en dik açıyla ve en eğik açıyla geldiği zaman dilimlerine baz alıp ona göre hesaplama yapılıyor. Yani bu hesaplamaya göre çıkıyor değil mi? 5-6 senede kendini Aynen. ortaya. Mesela çok yaptığınız işlerden böyle çok arıza falan oluyor mu? Şu ana kadar çok şükür yaptığımız bir işlerde herhangi bir arızayla karşılaşmadık. Ama belirli periyotlarda yaptığımız işlere hem müşteri ziyareti Evet. hem de gitmişken hani Bir bakım bakın. onarım bir bakalım sistemde bir sıkıntı var mı yok mu Evet. çalışmayan bir donanım var mı diye kontrol ettiğimiz sistemlerimiz var. Anladım. Peki şimdi az evvel dedik ya 5-6
yıl diye, ROI süresi. Evet. Mesela akülü sistemde değil mi o 5-6 yıl? Akülü sistemde 5-6 yıl. Peki şebekeli sistemde kaç yıl? Şebekeli sistemde 4 ile 5 yıl arasında kendini amorti ediyor. 1 veya 2 yıl fark ediyor yani. 1 ya da 2 yıl fark ediyor. Onda da akü maliyetinden kaynaklanıyor. Ama akülü diyorsun ki 2 yılda. 2 yıl garantisi var. Bir de şöyle, biz akülerimizi lityum demir fosfat kullanıyoruz. Bu son Eskiden jel teknoloji akü falan vardı sanki. jel akülerde kullanılıyor da biz artık jel aküyü tercih etmiyoruz. Sorunlu mu? Sorun mu oluyor? Sorunlu demeyelim de hani karalama amaçlı söylemeyelim de şöyle bir şey. Lityum jel akülerde akünün tamamını kullanamazsın. %100 kapasiteyle kullanamıyorsun. Maksimum %70 kapasiteye kadar Maksimum kullanabilir. ilk aldığımızda dahi. Aynen. O zamanla da bir de düşecek. Bir de zamanla düşüyor. Tamam. Lityum demir fosfat akülerde ise bu oran %95. %95. Şimdi %70 ile %95 arasında Çok büyük fark %25 var. dilimlik bir fark var. O da Aynen. müşterinin ya da kullanıcı tüketici kişinin kullanımına göre çok ciddi farklar çıkarıyor ortaya. Peki hani akü garanti süresi 2 yıl dedin ya, mesela aküyü kullanmaya başlayan adamlar da kullananlar vardır. Var. Gözlemlediğiniz nasıl? Gözlemlediğimiz müşterilerimiz çok memnun. Müşteriler memnun. O Yani zaman sıkıntı müşterilerimiz yok. çok memnun. Aynen. Şimdi mesela ben apartmanda yaşıyorum veyahut da villada yaşıyorum veyahut da müstakil bir ev. Burada mesela çatıya bir devletin müsaadesi var mı? Hani en fazla 10 kVA koyabilirsin veyahut da 5 kVA veyahut da 30 kVA veyahut da istediğin kadar koy kardeşim, bana ne mi diyor devlet? Bunun bir prosedürü var mı? Bunun prosedürü şu, sizin sözleşme elektrik faturanızdaki sözleşme gücü kadar müsaade ediyor. Mesela Elektrik faturanızdaki sözleşme gücünüz 5 kilovatsa çatınıza 5 kilovat kurabiliyorsanız. 10 kilovatsa 10 kilovat kurabiliyorsunuz. Peki onu artırabiliyor muyuz? Tabii onu ilgili elektrik dağıtım şirketine başvuru yapıp sözleşme gücünüzü artırabiliyorsunuz. Ama onlarda da zannedersem mesela verdikleri hat, örnek veriyorum, o mahalleye veyahut da o sokağa 100 kW'lık bir güç. Ona göre mi Ona dağıtıyorlar? göre dağıtım oluyor. O zaman orada da maliyet çıkar ama. Veyahut da sokakta kullanılmazsa sorun yapmazlar ama. Yani ilgili dedim gibi ilgili dağıtım elektrik şirketinin şeyine göre değişir Bu o. birim faturada yazar mı? Elektrik faturalarında gösteriyor sözleşme gücü. Anladım. Sizin diyor sözleşme gücünüz Sözleşme gücü işte örnek veriyorum 10 kW, 15 kW diye 10 kVA ise biz 10 kVA'ya kadar 10 kW'lık başvuru koyabiliriz. yapabiliyorsunuz. 5 kVA ise 5 kVA 5 kW ise veyahut 5 da kW. bunu artıracağız. Veya da onu artıracaksın. Anladım, anladım. Peki mesela bu çatılarda örnek veriyorum. Mesela herkesin kafasından geçen şu. Ya gelir kuş kırar, işte şu olur, bu olur veyahut da hani bir pislik olur, toz olur falan, bu verimi düşürüyor mu? Şöyle gölgelenme verimi tabii ki düşürüyor. Şimdi kırılma olayından başlayalım. Tabii. Panellerin üzerindeki camlar zaten temperli cam. Aynı araba camları gibi düşünün. Öyle kolay Anladım. kolay kırılan ya da işte Bayağı bir vurmak deforme lazım. olabilen bir şey değil. Evet. Ha, gölgelenme olayından kaçınmak lazım. İşte ne bileyim ağaç gölgesidir, apartman gölgesidir, koyacağımız yerdeki işte ne bileyim çatıdan çıkan baca gölgelenmesi gibi Gibi. onlardan uzak durmak gerekiyor. Kuş pislikleriyle ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Ona Onu yapacak bir belirli şey yok. periyotlarda temizlenirse çok iyi olur. Yani çünkü üretiminiz düşmez, veriminiz düşmez. Anladım. Temizlenmezse de zaman içerisinde o gölgelenme ya da işte o kuş pisliği belirli periyotlarda güneş paneline zarar vermeye başlayabiliyor. Anladım. Peki şimdi bu şebeke bağlantılı sistemlerde dedik ya 0,35 kuruş. Evet. Mesela sen yıllardır, işte 12 yıldır bu işi de hem sahadasın hem de projelendirme aşamasında Evet. falan bulunuyorsun. Burada eskiden mesela fiyatlar neydi? Birim fiyatlar devletin bizden aldığı. Şu an ne? İleride ne olacak? Yani böyle bir öngörün var mı? Ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi 2001 Ocak 2018'e kadar devletin kilowatt saat başı alım fiyatı 0,13 dolar sentti. 0,13 dolar Dolar sent. sentti. Evet. 1 Ocak 2018'den bugüne rakamlar 0,35 kuruşa kadar düştü. Aradaki hesabı siz O yapın. giderek düşüyor mu? Sürekli düşüyor. Ama sen bugün sözleşmeyi imzaladın. Ha, anladığım kadarıyla güneş enerji sistemi ne kadar çoğalırsa fiyat da o Fiyat da o bazda kadar düşüyor. düşüyor. Arz Anladım. talep dengesi gibi düşünün.
Peki bunda mesela şey falan diyordu. Geçen gün televizyon programında izledim. Enerji Bakanlığından birisi bahsediyordu. İşte enerji borsası var, bilmem ne vesaire gibi bir şey. Bunlarla ilgili bilgin var mı? Onlarla ilgili çok fazla bilgim yok. Onu da o konuda da şöyle bir bilgim var. Hani bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Yine yanlış bilgi O vermek bizim istemem. zaten çok çok üzerimizde O bizim zannedersin. çok üzerimizde bir şey. Serbest piyasaya satış yapıyorlar onlar. Tamam. Yani örnek veriyorum, rüzgar türbinleri var Hı. adamın ya da işte işletmecinin. Ama büyük şeyler değil mi onlar? Tabii büyük, yani santral bazlı, megawatt bazlı Hmm. konuşuyoruz bu şeyleri. Onlar diyor ki, mesela örnek veriyorum, ben yarın elektriği devlete diyor atıyorum 0,30 kuruştan satacağım. Anladım. Onun altında bir rakam gelirse 0,29, 0,28 gibi Evet. o fiyat bazında satılıyor onlar Ben diyor 0,30 diyebiliyorum. kuruş ve üzerinde satacağım diyor. Orada diğer alıcı geliyor. Ben 0,30'dan tamam alayım senin enerjini falan gibi. Herhalde orada ama büyük kuruluşlar dediğin O gibi. büyük kuruluşlar, yani o konuda çok fazla bir bilgim yok. Anladım. Ya mesela ortalama 200 TL faturası gelen bir evin ne kadarlık bir enerjiye ihtiyacı var? Böyle bir şey yapalım. Onda da dediğim gibi 200 lira elektrik faturası gelen bir evin yine elektrik tüketimine bakmak lazım. Elektrik faturasına bakıp Hı. fizibilitesini yapmak gerekiyor. Hani Evet. kaba düzen rakamlar konuşmak bu konuda biraz farazi oluyor. Anladım. Şimdi artık şeye geçelim bakalım. Yani şimdi şebeke bazlı aküsüz bir sistem kuracağım. Burada hani minimum biz 1 kWh olarak düşünelim. Çünkü bir rigin maliyeti yani tükettiği elektrik genelde 1 kWh'ya yakın civarlarda. Bazen üzeri de olabiliyor. Kart sayısına göre düşüş de olabiliyor. 1 kWh elektrik üreten birik için maliyet nedir? Şebeke bağlantılı yapılacaksa 1200 dolar. 1200 dolar. 1200 dolar. Anladım. Bugün Türk lirası konuşmak yok zaten. Hep Bugün Türk dolar lirası konuşacağız. konuşmak yok. Yani Anladım. 1200 dolar ne yapıyor? Yaklaşık şu anda 16 17, bin liraya falan 16-17 tekabül arası. ediyor. Evet. 16 bin Türk lirasına falan kabaca. Bu da kendisini 4 veya 5 yılda 4-5 yıl arasında amorti ediyor. o zaman şöyle bir Ama şey bu var. 4-5 yılda şöyle söylüyoruz. Şartlar sabitken. Şartlar sabitkenden kastımız nedir? Yani elektrik faturasını aynı 4-5 yıl boyunca hiç zamsız kullanmanız lazım. O da imkansız zaten bence. Yani Türkiye'de. Çünkü ben madenciliğe başladığımda 0,16 kuruştur meskende. Bugün ne Elektrik kadar? birim 2 lira. fiyatı şu an 2,06. 2,06, 2,07. Ne yapıyor? 10 kata, 10 kattan 10 fazla kattan yapıyor. fazla, 20 Aynen. katına yakın Çok neredeyse. fazla ya. Çok fazla. Peki mesela 5 kahvalık. Şimdi 1 kahvayı anladık. Niye? Her şeyden birer tane koyuyorsun. Ya panel ona göre. Panel ona göre, Konvertör var. invertör ona göre. Aynen. Mesela 5 kahvalık. 5 tane rig için konuşalım veya 4 rig için. 5 kahvalık bir şeyde. Bu sefer burada herhalde bazı malzemeleri kullanmayacaksın. Yani 5 tane Bileşenler invertöre aynı, gerek panel yok. sayısı fazla. Mesela şimdi ama 1 kahvada bir tane invertör var. Evet. 5 kahvada 5 tane mi invertör olacak? Hayır. 5 kahvada da bir tane Bir invertör tane var. invertör olacak. Mesela bundaki birim fiyat ne? Yani ne kadara mal edebiliriz? Şimdi 1 kilovatta da 5 kilovatta da invertör sayımız 1. 1. Tamam. Onda bir problem yok. Sayaç Sadece sayısı 1. 1 kilovatta örnek veriyorum 4 tane panel kullanıyorum. Tamam. 5 kilovatta atıyorum 30 tane panel O kullanıyorum. tabii ki çatının durumuna Tabii göre vesaire. çatıdaki müsaade durumu, çatıdaki yeterlilik alanı, kurulabilecek alan da önemli. Onlar Anladım. da bu duruma etki eden faktörler. Yani 5 kahve için mesela maliyet fiyatı ne? 1 kahve da 2000 şey. 1200 dolarsa 5 1200 kahvada dolar da dedik. 1200 çarpı 5. Öyle mi? Direkt öyle mi Aynen. hesaplayacağız? Mecburen. 1200 çarpı 5 ne var? 6000 dolar mı ediyor? 6000 dolar yapar. 6000 dolar. Ama burada da dediğin gibi 4-5 senede kendisini amorti ediyorsa bir de elektrik birim fiyatlarının artacağını da düşünürsek dünyanın Dünya gelişimine genelinde bakarsak. artacağını. Ve enerji piyasasına da yani bu tür piyasaya da girenlerin sayısı artacağı için yani benim gördüğüm o mesela. Şu an ben bile hani bu işi hep uzaktan düşünüyordum. Şimdi kendimce bir planım var hatta proje üzerinde de çalışıyoruz. Aynen. Rakam biraz yüksek geldi ama Rakam, ya şöyle, şimdi aslında olaya şöyle bakmak lazım.
Şimdi şartlar ne olursa olsun, örnek veriyorum size ayda 1000 lira elektrik faturası geliyor. Evet. Siz bu 1000 lira faturayı öyle de olsa böyle de olsa Ödüyoruz. ödeyeceksin. Aynen. Elektrik şirketi bunu senden tahsil edecek. Aynen. Bundan kaçış yok. Aynen. Peki şöyle bir şey düşünün. Bunun için uygun kredilendirmeler var. Kredilendirdiğinizi düşünün. Aynı elektrik faturası öder gibi gittiniz, kredinizi ödediniz. Ve Evet. krediniz bittiğinde sizin elektrik faturası derdiniz yok. Kredi derdiniz de yok. Kendimizin bir malı oluyor sonuçta. Bir Kendi kar ediyor. malınız Aynen. ve ondan sonra elektriği bağımsız olarak kendi elektriğinizi kendiniz üretiyorsunuz. Ya Ve çok sürdürülebilir bir enerji. enerji bağımsızlığı önemli mi? Kesinlikle önemli. Yani şu anlık pek hissetmiyoruz belki ama ileride daha mı çok hissedeceğiz? Aslında geçtiğimiz günlerde hissettik. Şöyle söyleyeyim. İran bizim doğal gazımızın %10'unu kesti. %10'u kesti %10'unu sadece. kesti. Sanayilerimiz 3 gün durdu. Doğru. Düşünün İran size verdiği doğal gazın %50'sini kesti. O zaman zaten felç oluruz Yani o zaman herhalde. kesinlikle felç. Ama bunu nasıl yenebiliriz? Enerjide bağımsız olmamız lazım ülke olarak. Evet. Bunu sadece güneşle değil, güneş, rüzgar, biyokütle, biyogaz gibi sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjimizi kendimiz üretebiliriz. Anladım. Yani dışa Peki. bağımlılığımızı ortadan kaldırabiliriz. Ya bu rüzgar gülleri, rüzgar türbinleri de benim dikkatimi çekiyor. Çoğu yerde görüyoruz artık. Mesela onların maliyeti çok yüksek zannedersem. Rüzgar gülleriyle ya da rüzgar enerjisiyle ilgili bir bilgim yok. O konu başka bir sektör. O Anladım. konuyla ilgili başka bir arkadaşı bulup onunla söyleşi yapmak gerekiyor. Aynen onu da buluruz. O sorun değil de. Ama İnşallah. maliyetleri de çok yüksek Onun olduğunu maliyetleri de düşünüyorum. yüksek diye biliyorum ama hani rakamları konusunda en ufak bir Net bir bilgim şey yok. Net bir söyleyemez. şey Aynen. söyleyemem. Şimdi yaptığınız işler var birçok yerde. Onlara da bakacağız. Bir şeyi açacağım ben şimdi videonun devamında. Söyleyeceğim bir şey var mı? Mesela insanlara, miningçilere bilhassa. Şey önemli değil. Yani ev kullanıcısı falan bizim derdimiz değil. Bizim derdimiz miningçiler, büyük rigleri olanlar. Mesela benim şu anda bir arkadaşım projesini geliştiriyor. Elektrik projesi, elektrik artık kaldırmadığı için bulunduğu yerde elektrik projesini yapılandırıyor. Mesela hani onun için bir tavsiyen var mı? 13 kW falan saatte güç tüketiyor. Kesinlikle güneş enerjisine geçmesini tavsiye ederim veya rüzgar gülüne. Yani kendi enerjisini kendisi üretirse yani bir fayda görür. Evet. O zaman işte attığı taş ürküttüğü kurbağaya değer. Değer diyorsun. Aynen. Anladım. Sen olsan güneş enerjisine kesinlikle Ben gerçi var zaten gerçi var. Ben kullanıyorum. sende. Aynen. O zaman söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim şey buradan yani imkanları el veriyorsa dediğim gibi kendilerini sınayıp deneyip güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisine geçip kendi enerjilerini kendilerinin üretmelerini tavsiye ederim. Yani maliyet olarak da mantıklı diyorsun. Maliyet olarak şöyle şimdi biz Türk halkı olarak Türk insanı olarak ilk yatırım maliyetini işte 5-6 yıllık elektrik faturamı ben niye tek seferde bu işe bağlayayım diye Düşünüyor. düşünülüyor. Evet. Mining yaparken de öyle. E tabii en Bir kısa o dünya, bir hissesini. dünya para gömdük hepimiz bu işe. Aynen. Yani ne yapıyoruz? Peyder pey peyder pey tahsil etmeye başladık. Hani Aynen tahsil öyle. ederken mutluluk duyuyor insan. Tabii Ama canım. ilk yatırım maliyeti hani paraya vermeden ya da bu işe bir sermaye bağlamadan bu işi yapabilen var mı? İmkansız. İmkansız yok. Tabii. Güneş enerjisinde de, rüzgarda da, biyokütlede de, biyogazda da ne yaparsan yap bir sermaye bağlaman gerekiyor. Evet. Ve bu işin bir geri dönüş süresi, geri dönüm döngüsü var. Tabii. Bunu da hesaplayıp bu şekilde işe girmek gerekiyor. Yani şimdi zaten mesela pardon, 2018 yılında falan bizim makinaları kapatma sebebi arkadaşların genelde enerji maliyetini gelirleri kurtarmadığı içindi. Ama senin bu sisteminde mesela güneş enerji sisteminde şu an 2.06 ise benim kullandığım elektrik bu KDV indirimi yok şu an hesabın içerisinde. 0.35 kuruş düştüğümüz zaman KDV indirimini de eklediğimiz zaman 1.30-1.40 arasına gelecek elektrik enerji maliyetimiz. Ve bu 5 yıl sonra değil mi?
5 yıl sonra sıfırlanmış olacak. 5 yıl sonra sıfırlanmış kafamdan olacak. Kafamdan maliyeti kalkacak. Yani şöyle söyleyeyim. Elektrik 5 yıl sonra 10 lira da olsa sizi ilgilendirmiyor olacak. Evet. 100 lira da olsa sizi ilgilendirmiyor olacak. Bu çok büyük bir şey aslında. Yani yatırım olarak güzel bir yatırım. Yani 5 yılda ev alıyor insanlar, dükkan alıyor. Diyor ki 15 yılda kendini geri çevirirse mantıklı diyorlar. Ya şöyle bir mantık var. Mesela atıyorum 300 bin liranız var. Hı-hı. Gittiniz bir ev aldınız. Evet. Yatırım yaptınız. Evet. Kiraya verdiniz. 1000 lira kirası. 1000 lira. Olur. Kaç ayda geri dönüyor? 300 ayda. Yani tabii. Kaç yıl yapıyor? Aa. 25 yıl. Tabii. O kabaca. Mantıksız bir mesela şey yatırım. Yani. Hani 300 bin liraya diyor. Gidiyorsun. Eve gömüyorsun. Hı-hı. Diyecekler ki işte evi ben atıyorum 2 yıl sonra 500 bine satacağım. Olabilir, mantıklı. Tabii. Ama geri dönüm süresi 25 yıl. Şartlar ne olursa olsun. 20 yıla düşsün hadi. Ama bu güneş enerji bu panellerde de anladığım kadarıyla geçmişe mesela 2 sene önce ne kadardı bir kahvanın maliyeti hatırlayabiliyor musun? Veya yaklaşık bir rakam söyleyebilir misin? Geçtiğimiz yıllarda 1 kilowatt yaklaşık 900 dolar, 850 dolar civarı gibiydi. Ama eski dolar kurumu. Eski dolar kurumu. 6 dolar yani. 6 lirayken, 8 lirayken. Tabii şimdi ne kadar mesela hem dolar kurumundan fark etti. Hem girdi maliyetlerinden de fark etti. Girdi maliyetleri de çok yüksek. O hani zaman... biz şöyle şimdi Türkiye'de biz güneş panelini üreten bir fabrikamız yok. Ha fabrikalarımız var. Güneş paneli üreten fabrikalarımız şöyle var. Gözesi Çin'den geliyor. Hmm. Camı bilmem İtalya'dan geliyor. İşte ne bileyim çerçevesi Almanya'dan geliyor. Biz burada bileşenleri bir araya getirip toplayınca üretici olmuyoruz. Anladım. Yani biz burada toplayıcıyız. Parçaları aynen. Bir araya yani gözeyi üreten bir fabrika yok Türkiye'de benim bildiğim. Aynen. Ya da temperli camını üreten bir fabrika yok benim sizin bildiğim. Sizin ürünleriniz de ithal o zaman. Yani yerli de olsa ithal, ithal de olsa ithal. Nereden ithal ediyorsunuz? Mesela sizin firma olarak söyleyeyim. Biz Ankara'da çalıştığımız birkaç panel fabrikası var. Paneli, invertörü aldığımız yerler var. Oralardan tahsis ediyoruz. Peki onlar nereden tahsis ediyor? Onlar da yurt dışından getirtiyor. Çin mi mesela Avrupa mı? Avrupa olan da var, İtalya Çin olanı mı? Da var. Almanya mı? Hani mesela Alman malı iyidir deriz yani. Almanya'dan gelenleri de var, Çin'den gelenleri de var. Anladım. Ama hani Çin deyip de Çin'i de şu karalamamak lazım. Yok. Kalitesi iyi olan Çin malları var, kalitesi düşük olan Çin malları var. Aynen, aynen. Çok doğru söylüyorsun. Ya aslına bakarsan o zaman kötü bir yatırım değil. Yani bahsettiğin konuda elektrik birim fiyatı artacaksa eğer ki artıyor. Artacak da. Gördüğümüz bu daha da artacak. E böyleyse eğer böyle gidecekse bu piyasa şu anda kurup başlamak çok mantıklı. Çok mantıklı. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Bundan yaklaşık bir 5 ay önce falan evet. Balıkesir Güre'de bir müşterimize kendi enerjisini, ihtiyacını karşılamak için ve şebeke elektrik kesintisinden zarar görmemesi için akülü bir sistem yaptık. Tamam. Müşterimiz o dönemde dolar kuru 8 lira civarı falandı. 8 lirayken falan ödedi. Dolar biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda 18 TL'yi gördü. Falan gördü. Evet. Yani adamın yaptığı yatırım neredeyse bedavaya gelecek gibi oldu. Doğru söylüyorsun. Yani onun yaptığı dönemdeki o zamanlaması çok müthişti. Yani en iyi vakitte yaptı. O işe girdi ve şu anda kendi elektriğini kendi üretiyor. Hı. Kendi elektriğini kendi tüketiyor. Elektrik kesintisinden etkilenmemek için de akü maliyetine de katlandı. Evet. Hani o şebekeyle falan, şebeke bağlantısıyla falan hiç şey yok. Zaten müstakil bir evdi. Hı hı. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Elektrik kesintisinden de etkilenmiyor. Yetmediği yerden şebeke takviyesi de alıyor. Anladım. Ha bunda o zaman şöyle bir şey var. Şimdi aküsüz sistem kurduğumuz zaman şebeke yani bir enerji sanın tadilatı olsa veyahut da anlık bir elektrik voltaj düşümü, yükselimi falan olsa gene sorun var o zaman. Nasıl yani, soruyu anlamadım. Şimdi şöyle hani elektrik tadilatı var, bakım çalışması var vesaire olduğu anda aküsüz sistemler için söylüyorum. Hani şebekeye bağlı sistemler hı hı. için. Şebekedeki elektrik kesildiği anda bizim elektriğimiz de kesiliyor. Yani çatıda ürettiğimiz... Aynen. Şöyle düşünün. Şimdi diyelim ki ben TEDAŞ çalışanıyım. Tamam. Bakım onarım için elektriği kestim. Tamam.
İnvertörlerimiz şebeke elektriğiyle senkronize çalışıyor. Ha. Şebeke elektriği gittiği zaman kendisini kapatıyor otomatik Bizim olarak. üretimimiz de kapanıyor. Sizin üretiminiz de kapanıyor Ama işte. bunun mantığı oradaki çalışan personeli korumak için. Aynen öyle. Şimdi düşünün. Ben TEDAŞ çalışanıyım. Elektriği kestim. Çıktım telde çalışıyorum. Evet. Sen de öbür taraftan sürekli atıyorum bana 50 kilowatt basıyorsun. Şebeke elektrik Şebeke basıyor. elektrik basıyorsun. Adam O zaman ne evet. olur? Sağ Oradaki ol. çalışan insanın hayatı tehlikeye girer. Tehlikeye girer. Tabii. Dolayısıyla böyle durumları ortadan kaldırabilmek için şebeke bağlantılı sistemde invertörümüz şebeke elektriğiyle senkronize olarak çalıştığı için şebeke elektriği geldiği anda devreye giriyor. Şebeke Üretmeye elektriği başlıyor. gittiği anda Üretim kendini duruyor. kapatıyor. Mantıklı. Yani hakikaten insan hayatı önemli yani. İnsan hayatı önemli. Tabii. Bunu da sormuş olduk. Başka da herhalde benim söyleyeceğim, soracağım bir şey yok. Şimdi birazdan yaptığınız yerlere falan bakacağız. Ondan sonra sizin Ankara'da büyük bir tarlanız da var. Onu da duyduk. Ankara Ayaş Tekke köyünde kendi üretim tesisimiz var. Kaç kahve havlusu mesela? Orası bizim 500 kilowatt. 500 kilovat. Şebeke elektrik satış sözleşmesi var oranın. Orası biraz ticari şeyli. Hı. 2017 yılında kurulumunu tamamladık, devreye aldık orayı. Tamam. 1 Ocak 2018'den önce tamamladık çok şükür. Sonrasında yine Muğla Milas Çallı'da yine bir 500 kilowattımız var. Oranın kurulumunu da 2019 yılında tamamladık. Orayı da devreye aldık. Faal olarak çalışıyor. Evet. Onun haricinde müşterilerimizin işlerini yaptık. Anladım. Şimdi mesela aklıma hemen bir soru daha geldi. Şimdi biz mesken için konuşuyoruz ya. Mesela şirket olsam fark ediyor mu olay? Şirket olsan bir şey fark etmiyor. Hiçbir Şahıs şey fark şirket etmiyor. fark etmiyor. Hani sen dedin ya şirket olarak biz kurduk falan diye. Ya Acaba şirketle anlaşması farklı bir birim fiyatı yok, üzerinden yok, olur yok. mu? Fiyatlar aynı. Sadece işte biz tüzel kişi olarak Anladım. elektrik satıyoruz. Siz de gerçek kişi olarak elektrik satarsınız. Peki o sattığım elektriğin o zaman gerçek kişi olarak vergisi ama zaten vergi daireleri ayarlar onu. Vergi dairesi ayarlıyor onu. Siz Beyana canınız dayalı istemez. muhtemelen. Aynen. Anladım. Şirket olarak da kurulsa hiçbir şey fark etmiyor. Fiyatlar aynı. Şirket de olsan aynı, gerçek kişi de olsan Yani aynı. kurulum fiyatları da aynı, satış fiyatları da Kurulum aynı. aldığınız fiyat da aynı, sattığınız fiyat da aynı, Her şey kurulum aynı. da aynı. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhur, teşekkür zahmet ederim. ettin. Estağfurullah. Güzel de aslında bir iki çalışmamız olacak gibi ama İnşallah. fiyatlar da çok yüksek yani. Fiyatlar için yapacak bir şeyimiz yok Şimdi maalesef. zaten göstereceğim arkadaşlara müsaade Tamam. edersen. Müsaade Hem sizin. kurduğunuz yerlere bakacağız hem de şeylere bakacağız. Tamamdır. İstersen birlikte de bakabiliriz zaten. Olur. Hay hay. Tamam. Teşekkür ederim. İyi Peki günler. şimdilik durduruyoruz. Birazdan bir ekrana geçeceğiz. Yeniden merhaba. Şimdi biraz da söyleşi de yaptık kendi aramızda. Bu mesela Cumhur Beylerin firmasının yaptığı yerler. Şura bir herhalde müstakil ev gibi değil mi Müstakil burası? ev. Orası İstanbul Şile'de bir müşterimizin eviydi. Hı. Yanındaki sağ tarafındaki villada bizim kendi yine villamızın çatısında kurulu 30 kilowatt piklik bir kurulu güç. Şurada 30 kilovat mı 30 var? kilowatt var orada. Oo, saatlik üretim 30 kilovat. Evet. Çok iyi. 30 kilowatt pik var. Aynen 30 kW saatlik güç çok iyi bir rakam ya bence. Evet. Oranın kurulumunu da 2018'de yaptık. 2018'den bu tarafa orası da faal bir şekilde çalışıyor. Ama mesela resimde de acaba resmin çekilişinden mi böyle de güneş şu tarafta mı? Yani şurası bak sanki siyah değil mi? Parlama yok burada. O güneşin düşüş açısından, eğiminden bu taraftaki yer biraz kuzey. Şu geniş taraf Şurası. kuzey cephe. Burası kuzey kalıyor. Yani Evet. burada performans az, doğru mu? Orada performans az. En iyi performans şurada sanki. Evet, ön tarafta. Şu ön kısım güneye Bu bakıyor. anladım. Güneye bakan taraf en iyi enerjiyi alan. En iyi enerjiyi alan, maksimum verimi elde ettiğiniz yer. Anladım. Şurada da zaten açıklamalarını da yapmışsınız. Evet. Şunlar invertör kart Evet, dediğiniz bunlar bunlar herhalde. invertör dediğimiz cihazlar. Hı. Şebeke bağlantılı ve akülü sisteme uygun invertörler bunlar. Zaten bu iş yeri sağdaki çatıdaki paneller ve Evet. soldaki de evin içerisi. Burası elektrik kesintisinden etkilenmemek için
Akülü bir sistem yaptık burada. Ha, aküler de 6,5 var. kilovatlık bir panel kullandık burada. Evet. Ankara Çankaya'da yaptık buranın kurulumunu. Şuradakiler yetiyor mu mesela 6,5 kW'ya? Ya burada sanki Bu iş, panel az yetiyor. burası zaten bir iş yeri. Ha, burası iş yeri. İş yeri kendi ihtiyacını bağımsız olarak görüyor. Şey de burada gözüküyor zaten. Çankaya'da yaptık bunu, Atakule. Anladım. Atakule'de gözüküyor Ankara'nın simgesi. Evet. Peki bakalım başka neler var? Şurası. Orası Bodrum Bites. Geçtiğimiz yaz ayında yaptık burayı da. Burası da yine bir akülü sistem. Burası üç resim aynı yerin mi? Aynı yerin. Anladım. Burayı da işte yaptık. Burası da yine elektrik kesintilerinden etkilenmemek ve şebekeden bağımsız olarak elektriğini kendi üretebilmek için kurmuş olduğumuz bir sistem. Zannedersem paralel mi bağlanıyor? Bunlar seri bağlı. Seri bağlı. Burası, bu akülerde lityum demir fosfat dediğimiz aküler. Yani yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılan Evet. akülerden. Hemen zaten o fotoğrafın üstünde de invertörleri gene görebilirsiniz. Peki mesela hani şebeke sisteminde bir invertör yeterli demiştik ya şebekeye bağlı sistemde. Akülü olunca akü kadar mı invertör koymak lazım? Hani Şimdi bu sanki ben öyle biliyorum. invertörlerimiz bizim her biri 5 kilovat. Anladım. Mesela 10 kW'lıksa 2 invertör koymak gerekiyor. Doğru mu? Aynen öyle. Anladım. Şebeke bağlantılı sistemlerde 50 kilovat, 25 kilovat şeklinde invertörlerimiz de var. Anladım ama burada tabii şey olduğu için Muğla Bodrum güneş enerjisi yani güneş fazla olduğu için burada. Işınım oranı biraz fazla olduğu için diyelim. Aynen. Hayır, ben Güneş fazla demeyelim. Balıkesir, Orası da Edremit. Balıkesir, Edremit, Güre. Burası da yine aynı şekilde akülü bir sistem. Kendi enerji ihtiyacını kendi komple kendi enerjisini kendi komple karşılıyor. Akü de var o zaman Akü burada. de var burada. Evet. Yani adam evinin günlük elektrik tüketimini hesapladı. Ona göre kurdunuz. Bu adama elektrik faturası gelmiyor artık. Aynen öyle. Olay Gelse mükemmel. de çok cüzi rakamlar. Yani atıyorum 1000 lira 2000 lira gibi değil de 50 lira 100 lira gibi rakamlar. Anladım. Şurada da gene bir bina mı burası bilmiyorum. Burası bir villa, özel villa. Ankara Çay yolunda 2019'da kurduk burayı. Evet. 60 kilowatt piklik bir sistem burası. Çatıda yer kalmadı. Çatının tamamını bütün verimiyle kullandık. Evet belli zaten böyle şey gibi inci inci döşenmiş yani belli. Evet. İyi bir çalışma olmuş burada. Ama Her alanı burada santimetresine kadar kullandık. Burada gölgelenme de yok. Yanında yüksek Yok. bina falan olmadığı Zaten için. bir karşıda inşaat gibi duran boş inşaat var ya, orası Evet kuzey şurası. cephe. Ha. Bizden taraftaki güney cephe. Burası. Doğu batı o zaman. Doğu batı aksında, güney aksında maksimum verimin elde edileceği şekilde komple burayı kurduk. Kendi enerji ihtiyacını bağımsız olarak komple kendi karşılıyor. Anladım. Ya mesela hatta şuna da bir bakalım. Burası da yine Ankara'da Tevfik Fikret okullarının çatısı. 50 kilowatt pik burası. Şöyle de ikinci bir resimde İkinci başladı. bir resmi de orası. Göze dediğin şu küçük küçük Evet, olanlar değil küçük mi? kare kare olan yerler, göze Şunlar dediğimiz yerler. çerçeveli. Bir de üstünde de cam var, Bir koruma de camı. üzerinde temperli koruma camı var. Anladım. Temperli cam olması önemli tabii. Evet. Buralar. Sol taraftaki resim Ankara Ayaş Tekke Köyü'nde santral bazlı, yatırım bazlı bir yerimiz. Oradan bize 500 kW'ı ait. Normalinde resmin tamamı megawattlar bazında. O bayağı Oranın büyük. içerisinden 500 kW'ı bizim alt kısımdan. Sağdaki resim ise Muğla Milas Çallı'da 3 megawattlık bir santral. En üst taraftan yine 500 kW'ı bize ait. Şu bölümden geri kalan da diğer yatırımcının Diğer yeri. yatırımcı arkadaşların yeri. Anladım. Buraları sen kurdun o zaman. Buraları biz kurduk. İyi maşallah. Şeyler bitti herhalde. Evet, burada da kabaca bugünün kurları üzerinden bir fiyat teklifi. Anladım. 3.750 dolar demiştin zaten. Ha KDV dahil değil daha bu fiyatlara. Evet, artık Oo. KDV maalesef. Yüksek. Bize verdiğin teklif nasıldı bir bakalım. Şu muydu? Yok değil.
şu. Biz 100 kW için bir görüşme yaptık. Evet, 100 kW için bir görüşme yapmıştık. Bu da 100 kW'lık bir sistemin fiyat teklifi. %80 performans garantili 25 yıl. 200 adet panel Evet. koyulacak. Birim fiyatı 300 300 dolar. dolar. 60 bin dolar panellerin fiyatı. İnvertörler var. 2 tane. İnvertör 2 adet 50 kW 50 kW Bunlarda da şeklinde 5 yıl 5 yıl garantili. garantisi var. Tam sinüs. Ha. ABB'nin invertörü. Ay iyi diyorsun. Solar kablolaması var. Yaklaşık 2000 metre civarı falan. 4000 dolarda o tutuyor. Evet. İşte elektrik panosu, sigortası, yıldırıma karşı koruması, topraklaması vesairesi 3000 dolar civarı tutuyor. Taşıyıcı sistemi alüminyumdan yapıyoruz. Maalesef biliyorsunuz Ha. alüminyumların fiyatı yüksek İnanılmaz oldu. arttı. Aynen. İnanılmaz arttığı için rakam da o yönde arttı. Yine SCADA ve resmi kabul ve onay işlemleri için bir rakam alınıyor. Ama bu dediğin gibi 3-4-3 ay minimum sürüyor değil mi bu 3 ay süreç? minimum. Kurulum işçilik nakliye de 15 bin dolar. Toplamda da 108 bin dolar artık ADV. Evet. Bunu artık patronunuzla bir görüşeceğiz zaten de. Yani burada ne var? Malzeme işçilik kurulum 5 yıl Evet. konuşmuştuk garantiyi. Normalde 2 yıldı değil mi? Evet. Bu 5 yıl Burada için. 5 yıl Dört hafta kurulum teslim malzeme garantisi. teslim süresi. Yasal izin süreci ortalama 6 ay sürecektir demiş. Burada biraz herhalde şey kendinizi koruyorsunuz. Yani şey söyleyeyim nasıl hani ola ki bir aksilik çıkar bilmem ne olur Tabii. başvurularının yenilenmesi gerekir falan yasal izin çıkmayabilir tekrar başvuru yapılabilir gibi. Aslında bunda mantık olarak mesela ben şuna şurada bir şeyi aklıma bir şey geldi. Şimdi mesela şuradaki villadaki adam örnek veriyorum elektrikli bir otomobil kullanıyor. Elektrik de yok o gün. Veyahut da elektrik sıkıntısı var. Veyahut da mesela şöyle düşünmek lazım. Elektrikli otomobillere geçtiğimiz zaman benzinliklerde yeteri kadar elektrik şeyi olacak mı? Mesela akaryakıt istasyonları var ya şimdi dolduruyorsun çıkıyorsun. O zaman mesela elektriği kaç saatte adam dolduracak benim bataryama gibi. Onları düşündüğüm zaman hani sen daha iyi biliyorsun belki bununla ilgili de bir söyleyeceğim bir şeyler vardır. Şimdi o konuda da şöyle, kendi elektriğini kendin üretirsen ilerleyen dönemlerde atıyorum bundan 10 yıl sonrası için konuşuyorum, elektrikli araçlar çıktı piyasaya. Ya şu anda da var. Şu anda da var da, şu anda mesela şarj ettiğin kaç tane istasyon var? Belli başlı AVM'lerde 3-5 yerde var. Aynen 3-5 yerde var Ve onu mesela. da belli bir ücret karşılığı Tabii. şarj ediyorsun elektrikli aracını. Aynen. Ama bu resimde gözüktüğü gibi bir kendi elektriğini kendin üretiyorsan elektrikli aracını da istediğin zaman, istediğin şartlarda, istediğin gibi güneşten elektriğini üretip Ve kendi araban ücretsiz ve olarak. ücretsiz olarak kendi arabanın elektrik şarjını şarj edebilirsin, deponu fullleyebilirsin. Yani çok mantıklı. Şimdi örnek veriyorum yani akaryakıt istasyonuna giriyorsun. 3 dakikada 5 dakikada depon doluyor. Veya 10 dakika. 10 dakika sürüyor. İçinde Bir eli... giriyorsun, mazotunu Tabii. ya da benzinini alıyorsun, Aynen. içeriye giriyorsun, ödemeni yapıyorsun, ödeme için sıra bekliyorsun, Aynen. Doğru. götürüyorsun, fişini veriyorsun, senin benzinle girdin çıktın 10 dakika. Peki Bu mi? mazot ya da benzin alırken böyle. Aynen. İlerleyen dönemlerde bu şarj istasyonlarının atıyorum benzin istasyonlarına koydun. Kaç dakikada şarj edeceksin? 20 dakikada şarj ettiğini varsayalım. Tabii. Herkes 20 dakika beklese Ben inanılmaz geldim şey. 20 dakika bekledim. Sen geldin 20 dakika bekledin. Ahmet Mehmet geldi. Her biri 20'şer dakika beklemiş olsa İnanılmaz. benzinlikler önünde inanılmaz kuyruklar olur. Tabii. Aynen çok mantıklı. Burada da o zaman aslında çok mantıklı bir sistem. Yani evine koy, evinden arabanı şarj et, sabah al git, akşam getir bir daha şarj et vesaire gibi veya gündüz vakti. Dediğim gibi değil mi? Yani muhteşem bir şey. Tabii. Kendi elektriğini kendin üretiyorsun ve güneşten üretiyorsun. Arabanın deposunu güneşten dolduruyorsun. Aynen öyle. Bedava geziyorsun. Bedavaya geziyorsun. Doğru, çok İşte mantıklı. sürdürülebilir dediğimiz olay zaten bu. Ha, olay bu diyorsun. Olay bu. Doğru. Ay, çok mantıklı ya. Yani sonuçta elektrikli arabalara gelecek abi. Yeteceğiz yani buna.
Bu kaçınılmaz. Yani zaten fosil yakıtları nereye kadar kullanabileceksin? Bitiyor. Bitiyor. Bittiğinde ne yapacaksın? Bittiğinde işte Bittiğinde de sürdürülebilir enerjiye yönelmen gerekiyor. yeşil enerji diyorlar. Yeşil enerji. Evet. Zaten bunda bir karbon salımı yok. Hı. Çevreye bir zararı yok. Aynen. Herhangi bir güzel, iyi ustalar yaptığı zaman da herhangi bir riski de Herhangi bir yok. riski de yok. Aynen. Uygulamanız düzgünse, proje uygulamanız projede olduğu gibi ise Hı. herhangi bir riski yok. Anladım. Zaten o projeleri falan da herhalde mühendisler çiziyor. Yani birileri oturup kafasına göre yapmıyor, değil Tabii mi? ki projeyi mühendise çizdiriyoruz. TEDAŞ'ta da bu işin ustaları Kontrol ediyor. kontrol ediyor ve onaylıyor. Onayladıktan sonra zaten uygulama kısmı geliyor. Uygulamadan sonra peki bir onay falan var mı? TEDAŞ'tan gelen kontrol gibi. Uygulamadan sonra ilgili elektrik dağıtım şirketi geliyor. Evet. Atıyorum sizin enerji dağıtım Ankara için şirketiniz Enerjisa. Enerjisa geliyor. Ön kabulünü yapıyor. Ama Ondan sonra TEDAŞ geliyor, geçici kabulünü yapıyor. bunları da siz üstleniyorsunuz. Tabii ki. Anladım. Onlar da biz üstleniyoruz. Geliyor, kontrol ediyor. Her şey uygunsa zaten onayını yapıyor. Uygun değilse zaten eksiklerini gidermeni söylüyor. Eksikler giderildikten sonra onayını yapıyor. Anladım, anladım. Cumhur çok teşekkür ederim. Uzun Ben zaman teşekkür ayırdın bize ederim. bugünlük. Estağfurullah. Çok sağ olasın. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün güneş enerji sistemlerinden bahsettik. Nasıl olur evlerde? Bilhassa madencilik için konuştuk ama konu biraz da artık global şeylere gitti gibi. İyi de oldu aslında. Güzel bir söyleşiydi. Uzun bir video oldu ama bence beğenilecek bir video. En azından aklımıza gelen her şeyi sorduk. Aklımıza gelen her şeyde bir aptal anlatır gibi Cumhur Bey anlattı bize. Sağ olsun, çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine anlamadıkları hususlar falan olursa videonun altına yorum yaparlarsa onları da cevaplarız herhalde. Sen benim videoları devamını takip edersin. Aynen. Sorusu olan arkadaşların sorularında yorumlar kısmından yanıtlayabiliriz. Veyahut da fiyat teklifi falan almak isteyenler olur, görüşmek isteyenler olur sizle. Sonuçta Ankara bazında çalışmıyorsunuz tüm Tabii şehirlerde. tüm Türkiye genelinde çalışıyoruz. Gezmediğin şehir var mı? Var. Bir Kars'a bir Iğdır'a gitmedim. Öyle. O zaman Kars'tan Iğdır'dan müşteri bekliyoruz yani. İnşallah. Bizim yine uygulamalarımız arasında burada resimlerde yok da Rize Pazar ilçesinde bir otelin de çatısına komple bu şekilde panel döşemiştik. Evet. Onlar da kendi elektriğini Kendileri tamamen kendileri karşılıyor. karşılıyorlar. Orası da 50 kilowatt peakti. Hı. Orası da yine dediğim gibi kendi enerjisini kendisi üretiyor, temiz enerji üretiyor. Buradan söylenecek çok fazla bir şey kalmıyor yani. Peki. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hepinize bay bay.